törenleri düzenleme işini Dolgorikiler üstlenmişti. 24 Şubat 1728 Çar'ın Kremlin'in içindeki Uspenski Sobor Katedrali'nde taç giyme günü olarak saptandı. Kilisenin en dibinde parmaklıklı bir locaya adeta gizlenmiş olan Çariçe Yevdokia torununun tacı başına geçirişini, iktidar simgeleri olan asayi bir eline küreyi de öteki eline alışını heyecanla izledi dini bir resimden fırlamış gibi aşırı işlemeli ve yaldızlı bir ayin kaftanı giymiş bir papaz tarafından kutsanan, koronun ilahileriyle bulutlara yükseltilen, tütsü kokularından başı dönen çar, törenin bitmesini sabırsızlıkla bekledi. Sonra kendisine tembih edildiği gibi babaannesinin yanına gidip elini öptü. Onu yüksek onurunun gerektirdiği gibi her zaman hizmetinde bulunacak mabeyinciler, uçaklar ve nedimelerle kuşatacağına söz verdi. Ama sarayın hayhuyundan uzak kalması için başkentin dışına yerleşmesi iyi olurdu. Yevdokiya bu sözlerle ne demek istendiğini anlayıp uzaklaştı. Piotr'un mahiyetinde bulunan herkes rahat bir soluk aldı. Taç giyme eğlencelerine gölge düşürecek kayda değer hiçbir şey olmamıştı. Ne var ki taç giyme töreninden birkaç gün sonra arama yapan güvenlik güçleri Kremlin'in hemen dışında kurtarıcı kapısı olarak bilinen kapının önünde Dolgorikilerin alçaklığını ihbar eden ve yürekli kişileri Menşikov'un yeniden saraya dönmesini istemeye çağıran imzasız mektuplar buldular. Söylentilere göre bu ihbar mektupları Dolgorikilere düşman oldukları herkesce bilinen Galitsinlerin işiydi. Ne var ki soruşturma kuruluna hiçbir kanıt getirilemeyince özel danışma kurulu Dolgorikilerin etkisinde kalarak bu ayaklanma çağrısında sadece Menşikov'un parmağının bulunduğuna karar verdi. Ve onun ailesiyle birlikte Sibirya'nın ta en ucuna Berazov'a sürülmesini buyurdu. Eski gözde Tam da çarın adaletine verilecek hesabı kalmadığını sanırken Orenburg'da kalenin içindeki evine gelen iki subay verilen kararı yüzüne karşı okudu ve soluk almasına bile zaman bırakmadan onu ite kaka dört tekerlekli bir yük arabasına bindirdiler. Karısı ve çocukları korku içinde yanına bindiler. Hepsinin de daha önce nesi var nesi yoksa ellerinden alındı. Ancak görevliler onlara acıdığı için birkaç eski püskü giysiyle birkaç eşrayı alıkoymalarına izin verdi. Konvoy, tehlikeli bir cani götürülüyormuş gibi silahlı bir müfreze eşliğinde yollara düşmüştü bile. Tobolska, bin verstandan daha uzakta bulunan Berezov, tunduralar, ormanlar ve bataklıklardan oluşan bir çölün ortasında ücra bir yerdir. Kış öylesine soğuk geçer ki, söylendiğine göre kuşları uçarken dondurur ve evlerin camlarını patlatır. Böylesine zenginlik ve saygınlığın ardından bunca yoksulluk, Menşikov'un umudunu kırmaya yetmez. Karısı Darya yolda yorgunluktan ölür. Kızları bir daha dönmemek üzere uçup gitmiş olan aşk ve yükselme düşlerine ağlar. Kendisi de bunca talihsizliğine rağmen hala hayatta kalabildiğine üzülür. Bununla birlikte önüne geçilemez bir korunma içgüdüsü onu tersliklere kafa tutmaya iter. Saraylarda dinlenmeye alışık olmasına karşın kendisi ve ailesi için bir kulübe, bir izbe hazırlamak üzere elleriyle basit bir işçi gibi çalışır. İmparatora karşı işlediği suçlar konusunda uyarılmış olan komşuları ona soğuk davranır. Hatta ona karşı cephe alma tehdidini bile savururlar. Bir gün Düşman bir güruh sokakta ona ve kızlarına sövüp sayar. Tataş, taşa tutarken onlara sadece bana vurun, şu kadınlara ilişmeyin diye bağırır. Gene de her gün hedef olduğu aşağılamalar birkaç ay sonunda onun kolunu kanadını kırdı. Mücadele etmekten vazgeçirdi. 1729'un Kasım ayında inme inecek bu devi alıp götürecekti. Bir ay sonra büyük kızı Çar'ın küçük nişanlısı Maria da onun ardından mezara girecekti. Ölümüne neden olduğu adamın yazgısına kayıtsız kalan ikinci Piotr, salt zevki amaçlayan düzensiz yaşamını sürdürüyordu. Kararlarından dolayı ona hesap vermekten kurtulmuş olan Dolgorikiler, Galitsinler ve Kurnaz Osterman bu durumdan yararlanarak her fırsatta kendi isteklerini Zorla benimsetmeye çalışıyorlardı. Gene de Yelizaveta'nın hala yeğeni üzerinde geçerli olan etkisinden çekiniyorlardı. Ona göre sadece ve sadece halası, davaları için onca gerekli olan Ivan Dolgoruki'nin majesti üzerindeki inandırma gücünü etkisiz bırakabilirdi. Yelizaveta'yı çaresiz bırakmanın en iyi yolu hiç kuşkusuz onu derhal evlendirmekti iyi ama kiminle? Gene Saksonyalı Kont Moritz geldi akla. Ama Yelizaveta'nın onu adam yerine koyduğu yoktu. Kızın sevimli dağarcığında sadece sululuklara ve hoppalıklara yer vardı. Erkekler üzerindeki etkisine güvenerek birbiri ardından sonu gelmeyen serüvenlere atılıyor, yarını olmayan ilişkilere giriyordu. Alexander Buturlin'i baştan çıkardıktan sonra yeniden Çar'ın resmi iç oğlanı Ivan Dolgoruki'yi ele aldı. Acaba onu heyecanlandıran, eşcinsel eğilimleri olan birini kollarına çekme düşüncesi miydi? Kendisi 19 yaşında ve henüz evlenmemiş olduğu halde Holstein'e çekilmiş olan ablası Anna Petrovna'nın bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini duyunca güzel Ivan'la birlikte çevirdiği ateşli entrikaların yanında bu olayı pek önemsemedi. Cinsel ahlaksızlığın her türlüsünde de kadının üstünlüğünü kanıtlamak söz konusuymuş gibi serüven onu kışkırtıyordu. Bir erkeği bir kadının elinden almanın ötesinde bir erkeği bir başka erkeğin elinden almak hiç kuşkusuz daha az sıradan dolayısıyla da daha eğlenceli bir şey olmadı diye düşünüyordu. Anna Petrovna ile Karl Friedrich'in çocuklarının doğumu onuruna Kiel'de verdikleri şölenlerde çar, baloyu Yelizaveta halasıyla açtı. Hazır bulunanların büyülenmiş bakışları altında onunla zarif bir biçimde dans ettikten sonra alışkanlığı üzere birkaç arkadaşıyla birlikte içki içmek için yan salona geçti. Birkaç kadeh yuvarladıktan sonra her zamanki eğlence arkadaşı Ivan Dolgoruki'nin yanında olmadığını fark etti. Şaşırdı. Salona geri döndü ve onu balo salonunun ortasında kendinden geçmişcesine Yelizaveta ile dans ederken gördü. Halası onu sanki bakışlarıyla yiyen kavalyesinin karşısında öylesine fıkır fıkırdı ki Piotr öfkesinden ne yapacağını şaşırıp kafayı çekmeye döndü. Acaba hangisini kıskanmıştı? Ivan Dolgoruki'yi mi yoksa Elizabeth mı? Hala yeğen ancak Paskalya'dan sonra barıştılar. Her nasılsa Ivan Dolgoruki'yi kendi haline bırakan Piotr, Elizabeth'ı uzun sürecek bir av partisine götürdü. Gezinin birkaç ay sürmesini öngörülmüştü çar ve halasına tam 500 araba eşlik ediyordu. Kuşların yanı sıra büyük hayvan da avlandı. Kurt, tilki veya ayı peşinden gitmek gerektiğinde bu görevi yeşil şeritli üniformalar giymiş uşaklar üstleniyordu. Efendilerinin meraklı bakışları altında hayvana tüfeklerle ve mızraklarla saldırıyorlardı. Av yerinin ziyaret edilmesinin ardından açık havada bir şölen veriliyor ve sonra kumaşları, işlemeleri, büyülü merhemleri ve incik boncuklarıyla uzaklardan koşup gelen satıcıların konakladığı yerlere gidiliyordu. Bu eğlencelerin ortasında Piotr ile Yelizaveta üzücü bir haber aldılar. Piotr'un ablası Natalya hastalanmıştı ve kan tükürüyordu. Ölecek miydi acaba? Ama hayır iyileşti. Ve bu kez yakınlarını ciddi biçimde kaygılandıran Yelizaveta'nın ablası Kiel'deki Holstein düşesi Anna Petrovna oldu. Doğumdan sonra ayağa kalkması dolayısıyla düzenlenen bir havai fişek gösterisi sırasında üşütmüştü. Şiddetli bir iç kanama geçiriyordu. Birkaç içinde göçtü gitti. Zavallı henüz 20 yaşındaydı. Ardında öksüz bir oğul yani iki haftalık Karl Ulrihi bırakıyordu. Piotrun çevresinde herkes şaşkındı. Bir tek o bu ölümden hiçbir üzüntü duymadı. Kimileri onun hala insanca duyguları olabileceğinden kuşkulanıyordu. Belki de yasak zevklere düşkünlüğündeki aşırılık yüreğini böylesine nasırlaştırmıştı. Kim bilir? Oysaki bir zamanlar çok sevdiği halasının cenazesi sen Petersburg'a getirildiğinde törene gitmeye bile gerek görmedi. Yaş günü nedeniyle sarayda verilmesi gereken baloyu ertelemedi. Birkaç ay sonra Kasım 1728'de ablası Natalya'nın iyileşti sanılan veremi yeniden nüksetti. Piotr belki de bir rastlantı sonucu gene yollarda ve av peşindeydi. Son anlarında hastanın başucunda bulunmak üzere St. Petersburg'a dönmeye zorla razı edildi. Osterman'ın ve Natalya'nın yakınlarının bir melek olan prensesin erdemlerini göklere çıkartan sızlanmalarını sabırsızlıkla dinledi. Natalya'nın 3 Aralık 1728'de ölmesi üzerine Dolgorikilerin zengin av partileri için kendisini bekledikleri Gorenki malikanesine bir an önce dönmeye can atıyordu. Bu kez Yelizaveta'nın kendisiyle gelmesini istemedi. Gerçi genç kadının ilgisinden ve hoppalığından bıkmış değildi, ama eğlence arkadaşlarında bir değişiklik yapmak ihtiyacını hissediyordu. İlgisinin böyle oradan oraya sıçramasını haklı göstermesi için de normal yapıdaki bir erkekte ardarda yeni yeni şeyler bulma tutkusu her zaman için somurtkan bir sadakatten daha ilgi çekicidir diyordu kendi kendine. Gorenki malikanesinde onu hoş bir sürpriz bekliyordu. Konuğu için av partileri düzenlemekte son derece mahir olan Dolgoriki ailesinin reisi Alexey, çarı hiç beklemediği yeni bir avla karşı karşıya bıraktı. Prensin üç kızı da oradaydı. Üçü de taptaze, özgür ve bakir kışkırtıcılıklarının yanı sıra son derece çekiciydiler. Hatta en büyükleri olan ve yakınlarının Katya dediği Yekaterina, abonoz rengi saçları, alev saçan kara gözleri ve en küçük bir heyecanda pembeleşen donuk teniyle soluk kesecek güzellikteydi. Gözü pek bir yaratılışı vardı. Geyik avına katılabiliyor, bir şölen sonrasında alabildiğine içebiliyor, akıllı uslu sosyete oyunlarında olduğu kadar kırlarda saatlerce at sürdükten sonra oracıkta düzenleni veren sürpriz eğlencelerde çılgın gibi dans edebiliyordu. Tüm gözlemciler, Ivan Dolguriki'nin uçarı çarın gönlündeki yerini pek yakında kız kardeşi Zarif Katya'ya bırakacağı konusunda görüş birliğindeydiler. Ne olursa olsun yine Dolguriki ailesi kazançla çıkıyordu. Bu arada St. Petersburg'da Dolguriki ailesinin rakipleri Dedikodusu kendilerine kadar gelen bu gönül serüveninin bir düğünün habercisi olmasından korkuyorlardı. Böyle bir evlilik çarın tümüyle karısının ailesine teslim olmasına ve özel danışma kurulunun öteki üyelerinin de hizaya getirilmesine yol açardı. Piotr güzel Katya'sına öylesine abayı yakmış görünüyordu ki, St. Petersburg'a döner dönmez yeniden yanına gitmekten öte bir şey düşünemez olmuştu başkentte kısa bir süre kalmak zahmetine katlanmasının nedeni de sadece av donanımı ile ilgili eksiklikleri tamamlamaktı zaten. 200 av köpeği ve 400 tazı satın aldıktan sonra Gorenki'ye geri döndü. Ama bir kez avlanma yerine vardığında artık avdan zevk alabileceğinden pek emin değildi. Gün boyu öldürdüğü tavşanları, tilkileri ve kurtları can sıkıntısıyla gözden geçiriyordu av listesine üç tane ayı yazdığı bir akşam mahiyetinden biri onu bu başarısından ötürü övmeye başlamıştı. O alaycı bir gülüşle şöyle yanıt verdi. Üç ayı avlamaktan da iyisini yaptım. Yanımda iki ayaklı dört hayvan götürdüm. Karşısındaki bu sözlerle Prens Alexey Dolguriki ile üç kızına hiç de hoş olmayan bir dokundurmada bulunulduğunu anlamıştı herkesin içinde söylenmiş böylesine alçaltıcı sözler üzerine orada bulunanlar çarın gönlünün bir an için alevlendikten sonra artık Katya için yanıp tutuşmaktan vazgeçtiği ve onu terk etmek üzere olduğu sanısına kapıldılar. Tepkileri önceden kestirilemeyen Çar Katya çiftinin inişli çıkışlı ilişkilerini uzaktan saray dedikoduları aracılığıyla izleyen Osterman, uyanık bir entrikacı olarak şimdiden bir karşı saldırı hazırlığına girişmişti. Ablası Anna'nın kederini yüreğine gömmüş olan Yelizaveta artık hazır görünüyordu. Gerçi hala o bebeği sevgiden yoksun kalmış uzakta bir yabancı gibi büyüyecek olan yeğenini sık sık düşünmekteydi. Ara sıra onu yanına alması gerekip gerekmediğini soruyordu kendi kendine. Sonra da günlerin akışına kapılıp gitti ve bebeğin koruyucusu olma düşlerini unuttu. Söylendiğine göre dini bir bunalımı atlattıktan sonra kendisini öylesine iyi toparlamıştı ki şimdi de büyük bir aileden gelme bir soylunun, pek çekici kont Semyon Narishkin'in büyüsüne kaptırmıştı kendisini. Bu gösterişli ve ince yapılı delikanlı onunla yaşıttı ve nereye giderse gitsin bir sokak köpeği gibi inatla peşinden gidiyordu. Ayrıca her ikisi de baş başa kalabilmek için can atıyordu. Yelizaveta, İsmailova'daki malikanesine çekildiği zaman delikanlıyı da oraya çağırmaktan geri durmuyordu. Orada kır yaşamının sağlıklı ve sade zevkleriyle adeta sarhoş gibiydiler. İnsanın arkasında birkaç saray ve bir sürü uşak olduğu zaman köylücülük oynamaktan daha hoş ne olabilirdi ki? Her gün ceviz, çiçek, mantar toplamakla eğleniliyor, malikanenin serfleriyle babacan bir tavırla sohbet ediliyor, çayırlarda otlayan ya da ahırlarda geviş getiren hayvanlarla ilgileniliyordu. Osterman, İsmailova'ya gönderdiği casuslarından Semyon Narişkin ile Yelizaveta'nın bu kırsal aşkı konusunda sürekli bilgi alırken, Dolgorikilerde, Gorenki'de bazı olumsuz gelişmelere karşın Katya ile Çar arasındaki bir evlilik hayalini yaşatmakta diretiyorlardı. Ama işi daha da sağlama bağlamak için sadece Yakaterina Dolgoriki'yi Çar II. Piotr'la evlendirmenin yetmeyeceğini, ayrıca Çar'ın harası Yelizaveta Petrovna'yı da Ivan Dolgoriki ile evlendirmenin doğru olacağını düşünüyorlardı. Gel gör ki son haberlere bakılırsa şu Yelizaveta çılgını Semyon Narişkin'e abayı yakmıştı. Böylesine beklenmedik bir gelge çevez her şeyi berbat edebilirdi. Bu gidişe bir an önce dur demek gerekiyordu. Dolgorikiler her şeyi gözle alarak Yelizaveta'yı eğer Semyon Narişkin'i Ivan Dolgoriki'ye yeğlemekte diretecek olursa uygunsuz davranışlarından dolayı bir manastıra kapattırmak tehdidini savurdular. Ama genç kadının damarlarında büyük Petro'nun kanı dolaşıyordu. Bir gurur silkinişiyle onları dinlemek bile istemedi. O zaman Dolgorikiler sanki zincirinden boşandı. Belli başlı devlet hizmetleri onların elinde olduğundan Semyon Narişkin özel danışma kurulundan derhal bir görevle yurt dışına çıkma emrini aldı. Yelizaveta'nın unutması için ne kadar zaman gerekiyorsa o kadar süreyle ülke dışında kalacaktı. Bir kez daha aşkta düş kırıklığına uğrayan Yelizaveta ağlıyor, öfkesinden kuduruyor ve en korkunç öc alma yollarını tasarlıyordu. Bununla birlikte özel danışma kurulunda çevrilen dolaplarla savaşmak konusundaki çaresizliğini anlamakta gecikmiyordu çıkarlarını koruması için Piotr'a bile güvenemezdi. Üstelik çünkü o kendi gönül serüvenlerine öylesine dalmıştı ki halasınınkilerle ilgilenecek zamanı yoktu. Elizabeth'a'nın kulağına gelen dedikodulara bakılırsa Çar, Katya'ya bir başka aşığıyla Rusya'daki Alman elçiliğinde ateşe olan Milestimo diye biriyle gizli gizli buluştuğunu duyunca yol vermeye kalkışmış, ancak iki sevgili arasındaki böyle bir dargınlığın sonuçlarından korkan ve Çar'ın engel karşısında yılmasını önlemeye çalışan Dolgorikiler, Katya ile Piotr'un barışması için bir av köşkünde baş başa kalmasını ayarlamışlardı. Hemen o akşam daha ilk yakınlaşmada aniden ortaya çıkarak sevgilileri bastıran genç kızın babası onurunun kirletildiğini öne sürerek resmen özür dilenmesini istemişti. İşin en anlaşılmaz yönü bu pek kaba dalaverenin meyvesini vermiş olmasıydı. Bir sevdalı gencin aile babası tarafından suçüstü yakalanması olayında böylesine kolayca yelkenleri suya indiren suçlu Sonunda Katya'ya duyduğu eğilime mi boyun eğdi, rezalet korkusundan mı pes etti yoksa sadece bıkınlıktan mı teslim oldu bilmek olanaksızdı. Gerçek olan bir şey varsa, Yekaterina'nın doğum yıl dönümü olan 22 Ekim 1729'da Dolgorikilerin konuklarına genç kız ile Çarası arasında söz kesildiğini açıklamalarıydı. Ardından 19 Kasım'da bu kez Özel Danışma Kurulu resmi nişan duyurusunu aldı ve aynı ayın 30'unda da Piotr'un Moskova'da olduğu kısa süreler içinde kaldığı Lefort Sarayı'nda bir dini tören düzenlendi. Yaşlı Çariçe Yevdokia, genç çifti kutsamak için inzivaya çekildiği yerden çıkıp gelmeye razı olmuştu. İmparatorluğun tüm ileri gelenleri, yabancı elçilerin tümü, Salonda yerlerini almışlar, nişanlının gelmesini bekliyorlardı. Katya'nın abi, Piotr'un eski gözdesi Ivan Dolgoriki, kardeşini annesiyle birlikte indiği Golovin Sarayı'ndan almaya gidiyordu. Alay, kenti baştan başa geçerken bunca gençlik ve görkem karşısında bir peri masalının sonunu izlediklerini sanan saf halk tarafından alkışlanıyordu. Lefort Sarayı'na girerken nişanlı kızın bindiği arabayı süsleyen taç, kapının üst kemerine takılıyor, büyük bir gürültüyle yere düşüyordu. Batıl inançlara sahip işsiz güçsüzler bu kazayı hayra yormamışlar, uğursuzluk belirtisi saymışlardı. Ama Katya'nın kılı kıpırdamamıştı. Tören salonuna dimdik girdi. Piskopos Feofan Prokovic onu Piotr'la birlikte yanına yaklaşmaya çağırdı. Çift, iki generalin tuttuğu altın ve gümüş bir sayvanın altında duruyordu. Yüzükler alınıp verildikten sonra duyulan top ve çan sesleri kutsama töreninin başladığını haber veriyordu. Protokol gereğince Çarevna Yelizaveta Petrovna bir adım öne çıkıyor ve Büyük Petro'nun kızı olduğunu unutmaya çalışarak Yekaterina Dolgorika'ya adında bir tebaanın elini öpüyordu. Biraz sonra öfkesini içine gömme sırası ikinci Piotr'a gelmişti. Çünkü Kont Milesimo Yekaterina'ya yaklaşmış önünde eğiliyordu. Kız ona elini uzatmaya hazırlanmıştı bile. Piotr ise yersiz bulduğu bir nezaket davranışını önlemek istiyor ama nişanlısı ondan önce davranıp parmaklarını elçilik ateşesine uzatıveriyor. O da çarın alev saçan bakışları önünde bu parmaklara dudak ucuyla şöyle bir dokunup doğruluyordu. Çarın öfkesini görünce Mile Simon'un arkadaşları onu alıp kalabalığın içinde kayboldular. İşte o zaman bu geniş ailenin en saygın üyelerinden biri olan Prens Vasili Dolguri ki yeğenine küçük bir ahlak dersi vermenin zamanı geldiği sanısına kapıldı. Çevresini kuşatan, ve sözlerini can kulağıyla dinleyen kalabalığın ortasında şöyle dedi. Dün senin amcandım. Şimdi sen benim hükümdarımsın ve ben de senin sadık tebaanım. Gene de sana şu öğüdü vermek için eskiden sahip olduğum haklarıma dayanıyorum. Evlenecek olduğun kişiye sadece kocan gözüyle değil, aynı zamanda efendin gözüyle de bak ve onun hoşuna gitmekten öte bir şey düşünme.'' ailenden birileri senden bir ayrıcalık yapmanı isterlerse bunu unut sadece onların sahip olduğu değerleri göz önüne al sana dileyim engin mutluluğa kavuşmanın en iyi yolu bu olacaktır bu bilgece sözler Piotr'un yüzünü karartır ve törenin sonuna dek surat asmayı sürdürür Eğlenceyi noktalayan havai fişek gösterisi sırasında bile az önce sonsa dek aşk ve güven sözü verip aldığı kızın yüzüne bile bakmaz. Çevresini saran, keyiften kendinden geçmiş gülen yüzleri gördükçe bir tuzağa düşürülmüş olduğu izlenimini bastırmaya çalışır. O böyle kendini bırakmış, siyasal entrikaların, kadınların, içki ve av eğlencelerinin ortasında yuvarlanıp giderken, özel danışma kurulu iyi kötü devlet işlerini yönetmektedir. Bilgelerin girişimi üzerine ve Çar'ın da onayıyla adliye mekanizmasının denetimini sıkılaştırmak, kağıt parayı düzenlemek, din adamlarının layıklıktaki gezmelerini yasaklamak ve küçük Rusya'nın sorunlarını çözmek hakkını sadece senatoya verme doğrultusunda önlemler alınır uzun sözün kısası imparatorun yüzüstü bırakmasına karşın imparatorluk yaşamını sürdürür. Bu arada Piotr, sevgili Ivan Dolguriki'nin küçük Natalya Şeremetya ile evlenmeyi tasarladığını öğrenmiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse her zamanki iç oğlanı bir rakibeye kaptırmakta hiçbir sakınca görmez bu dört genci birbirine bağlayan dostluğu kanıtlamak için iki düğünün aynı günde yapılması kararlaştırılır. Gene de bu karar Piotr'un canını sıkar. Nesneler de insanlar da hepsi onu düş kırıklığına uğratmakta ve sinirlendirmektedir. Hiçbir yerde rahat edemez ve kimi içini dökeceğini bilemez. Yılın sona ermesine çok az kala geleceğini önceden haber vermeksizin şu son aylarda pek ilgilenmediği Yelizaveta'ya gider. Onun yerleştiği konutu da hizmetkarlarını da yetersiz bulur. İmparatorluğun birinci kadını olması gerekirken en önemli gereksinimlerinden yoksun bırakıldığını görür. Piotr çaresizliğinden ona derdini dökmeye, yakınmaya gelmiştir. Ama asıl şu yoksulluğundan dolayı ona yakınan Yelizaveta olur. Dolgorikileri kendisini küçük düşürmekle, parasız bırakmakla ve çarın kucağına attıkları eş aracılığıyla üzerinde egemenlik kurmaya hazırlanmakla suçlar. Gizliden gizliye hala sevdiği halasının bu yakınmalarından sarsılan çar şöyle yanıt verir: Suç bende değil, sözüm dinlenmiyor ama çok yakında zincirlerimi kırmanın bir yolunu bulacağım. Bu konuşmalar dolgorikilere aktarılır ve onlar da aynı zamanda hem saygılı hem de etkili bir karşılık vermek üzere aralarında görüşüp danışırlar. Üstelik bir an önce çözümlenmeyi bekleyen bir başka aile sorunu daha vardır. İvan, nişanlandıktan sonra ölçüyü tümüyle kaçıran ve çar söz verdi diye ölen Grandüşes Natalya'nın elmaslarını isteyen kardeşi Katka ile kavga eder. Bir kutu mücevher yüzünden girişilen bu iğrenç kavga tam da kuşkularını gidermenin en gerekli olduğu şu sırada Piotr'u iyice kızdırır. Ama erkek mantığından çok birkaç değerli çakıl taşına karşı duyan olan kadınlara dert anlatmanın çaresi var mı? 6 Ocak 1730 günü Neva Irmağı sularının geleneksel kutsanmasında Piotr törene geç gelir ve Yekaterina'nın bulunduğu üstü açık kızağın arkasında dikilir. Buz gibi havada hem papazın sözleri hem de koronun ilahileri gerçek dışı şeyler gibi yankılanır kulaklarında. Şarkı söyleyenlerin ağzından şarkı sesleriyle birlikte buhar çıkar. Piotr bitmek bilmeyen tören boyunca soğuktan titrer. Evine döndüğünde bir titreme başlar ve yatağa düşer. Nezle olduğunu düşünürler. Neyse 12 Ocak günü biraz iyileşir gibi olur. Ne var ki beş gün sonra hekimler çiçek hastalığı teşhisi koyarlar. O dönemde sık sık ölümle sonuçlanan bu hastalık duyulur duyulmaz tüm dolgorikiler korku içinde Golovin sarayında buluşurlar. Panikten suratları bir karış uzamıştır. Şimdiden en kötü şeylerin olabileceği öngörülür ve felaketten kaçış yolları aranır. Genel panik havası içinde Aleksey Dolgoriki. Çara bir şey olursa tek bir çözüm yolunun bulunduğunu öne sürer. Eş olarak seçtiği Yekaterina'ya ya yani küçük Katya'ya bir an önce taç giydirmek. Ama bu öneri Prens Vasili Vladimiriç'e haddini aşmak gibi görünür ve tüm aile adına karşı çıkar. Ne ben ne benimkilerden biri onun kulu olmak istemeyiz. Evli değil ki zaten. Ama nişanlı diye sertçe yanıt verir Alexey. Bu aynı şey değil. Tartışma alevlenir. Prens Sergey Dolgoruki, çarın nişanlısının davasını desteklemek için muhafız alayını ayaklandırmaktan den vurur. General Vasily Vladimirovich Dolgoriki'ye dönerek şöyle bağırır: "Sen ve Ivan Probjonski alayına komuta ediyorsunuz. Siz ikiniz adamlarınıza her istediğinizi yaptırabilirsiniz. Sonra bizi kılıçtan geçirirler." diye karşılık veren general ...toplantıdan ayrılır. O gittikten sonra... ...bir başka dolguri ki... ...özel danışma kurulu üyesi... ...Prens Vasili Lukic... ...kocaman bir odun ateşinin yandığı... ...ocağın başına oturur... ...ve kendiliğinden çara... ...henüz okuma ve resmi bir kağıt... ...imzalama gücüne sahipken... ...imzasına sunulmak üzere... ...bir vasiyetname kalemi alır. Ailenin öteki üyeleri... ...arkasında toplanır... ...ve yazıyı daha da etkili kılmak için kimi bir tümce, kimi bir sözcük önerir. Yazıp bitirdiğinde hazır bulunanlardan biri sesini yükselterek kötü niyetli kişilerin bu belgenin gerçekliği konusunda tartışma çıkartabileceğini ortaya atar. Hemen üçüncü bir dolgoru ki Piotr'un iç oğlanı Natalya Şeremetya'nın nişanlısı Ivan imdada yetişir. Çarın imzası mı gerekli? Orası kolay cebinden bir kağıt çıkartarak yakınlarının adeta gözüne sokar. İşte çarın yazısı der gülerek. Bu da benimki. Siz bile ayırt edemezsiniz. İmzasını atmayı da biliyorum. Şaka olsun diye çok yapmışımdır bu işi. Orada bulunanlar şaşkınlıktan dona kalmışlardır. Kimse de utanma, çekinme yoktur. Kalemi mürekkep hokkasına batıran Ivan sayfanın dibine Piotr'un imzasını atar. Herkes onun omzundan eğilir ve şaşkınlıktan dona kalır. Çarın kendi el yazısı bu diye bağırıştırırlar. Sahteciler daha sonra biraz içleri rahatlamış olarak birbirlerine bakıp onları bu sahte yazıyı kullanmak zorunda bırakmaması için Tanrı'ya dua ederler. Çardan haber almak için ikide bir saraya ulak gönderirler. Gelen haberler gittikçe daha da telaş uyandırıcıdır. Piotr 18 Ocak gününü 19'a bağlayan pazar gecesi saat sabahın birinde henüz 14 yaşını 3 ay geçmişken ölür. Hükümdarlığı 2,5 yıldan biraz uzun sürmüştür. Öldüğü gün olan 19 Ocak 1930, Yekaterina Dolgorukayla evlenmek için saptadığı gündü.